Soner Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çocuk beyin cerrahisi diyoruz ama bizdeki geçmişi ne kadara dayanıyor? Aslında belki bir 15 yılı falan Türkiye'deki, aslında dünyada da oldukça yeni sayılabilir. 40-50 yıllık bir mazisi var tüm dünyada da. Bir aslında bir belli bir şeyden, nedenden dolayı bu ortaya çıkıyor. Nedir aslında o neden? Hepimiz beyin cerrahisi uzmanıyız. Yani tek başına çocuk beyin cerrahisi uzmanlığı alınmıyor. Evet. Beyin cerrahisi uzmanlığından sonra bu konuda spesifik ilgilenmek gerekiyor. Neden ilgilenmek gerekiyor? Çünkü çocuk gelişimi dinamik bir süreç. Yani anne karnından başlıyor. Çocuk doğduktan sonra da hem beyin hem diğer vücutlar gelişimine devam ediyorlar. Bizim beyin cerrahisi açısından da hem hastalıklar erişkinlere göre çok daha farklı seyredebiliyor. Örneğin beyin tümörleri, omurilik tümörleri ya da doğumalık anormallikler görülebiliyor. Şimdi aslında zaten bu musluğun başını tutmak gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle değil evet, mi? Yani doğru. Daha en başından hayatımızı etkileyebilecek her ne varsa çözümüne yönelik çalışmalar açısından çok kıymetli. Aynen öyle. Öyle. Hatta bu son yıllarda yeni bir gelişme daha var. Belki biraz sonra ondan biraz ayrıntıya inebiliriz. Fetal cerrahi denilen. Tamam, onu not alıyorum. Biz de bunu Düzce Tıp Fakültesi'ne belki bir bu sene sonunda ekip olarak bir Amerika'da bir 3 aylık bir tekrar zaten benim bu konuda çalışmalarım var. Belki başlayacağız. Bu şimdilik bu kadar söyleyeyim. Şimdi pediatrik yaş grubu nedir diye soracaktım ama siz fetal cerrahi deyince yaş grubu bir genişledi. Nedir o zaman, buradan başlayalım. Evet. Aslında fetal cerrahi deyince tabii fetal fetüsün de hakları falan devreye giriyor. İşin bu işin yönetmelikleri, yasaları çok daha farklı. Onları da tabii değerlendirmek lazım. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ülkede yapılmaya başlandı. Fetüsün ne olduğunu açıklayarak gitmekte fayda var. Buyurun. Yani ilk 2-3 aydan sonraki döneme fetüs diyoruz. Anne karnında. Anne karnında. Ondan önce embriyo ve dolayısıyla 22 haftayla 32 hafta arasında bu ameliyatların yapılma şeyleri var. Çünkü 22 haftadan önce yaparsanız erken düşüğe neden olabiliyorsunuz. Evet. Genel şeylerde bunu gösteriyor. Daha geç dönemde yaparsanız 32. haftadan sonra da erken doğuma neden olabiliyor. O yüzden bu 22 ila 32. hafta arası kritik. Aynen öyle, kritik. Bizim beyin cerrahisiyle ilgili olan, daha sonra biraz belki açacağız, spina bifida diyorum, böyle Latince kullanıyorum. Çünkü spina bifida derneği, aileler çok iyi bilir bu lafı. Nedir o da bize? Şöyle, nöral tüp defekti. Yani çok beyin ve şöyle diyeyim o zaman. Buyurun. Beyin ve omuriliğin sinirin oluşması var. Omuriliğin oluşması var. Bu anne karnındayken önce bir tek bir çizgi halinde düşünelim. Evet. Sonra bir oluk oluyor. Sonra kanal haline geliyor. İşte buradan eğer tepedeki kısmı beyni oluşturuyor, ileriki hücreler daha da gelişerek alt kısmı omuriliği oluşturuyor. Evet. Bunun oluşumunda herhangi bir tıkanıklık işte bu dediğimiz spina bifida yapıyor. Spina bifida diye çocuğu olanlar maalesef, aileler çok iyi bildiği için bu terimi özellikle kullandım, yoksa kullanırdım. İşte bu anne karnında bu oluşumu sırasında açıkken omurilik daha da amniyon sıvısı dediğimiz sıvıdan zarar görmesin diye, bir de rahim duvarından sürtünmeyle zarar görmesin diye erken dönemde kapatma fikri ortaya çıkmış. Ben de 97 yılında bir Amerika'dayken bu konuda deneysel çalışmalar falan da yapılmıştı. Sonuçta bütün kuralları şey yaparak insanda da başlandı. 2003'lü yıllarda özellikle. İlk 97'de yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kontrollü çalışma başladı. Bu şekilde erken dönemde kapatarak nörolojik problemin ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Doğduğu zaman daha büyük sinir hasarlı doğmuyor. Nedir bu hasarlar? Her iki ayağı tutmuyor çünkü bu çocukların genelde. Tabii seviye de önemli. Her seviyede olabilir. İdrarını tutamıyor. Bu tip problemler oluyor. Ama bizim bunu yapmamız için 20-22. haftada yapabilmemiz lazım. Peki %100 olumlu sonuç alınabiliyor mu bu tabii ameliyatın ki, tıpta da? Tıpta hiçbir şey %100 diye bir şey yok. Yani çünkü bu ameliyat başlı başına bir ameliyat. Şimdi hasta yakınlarına anlatılıyor. Yani ya doğduktan sonra, işte hani belki görmüşsünüzdür, sırtta böyle bir keseyle doğan bebek veya omurilik açıkta gibi. Evet, doğduktan sonra bakın, size bunu kapatmamız gerekiyor. Neden? Nörolojik problemi artırmamak için değil, artık olmuş bitmiş. İleride menenjit olmasın diye bir defa kapatılması lazım. Evet.
Artı zincirleme reaksiyonları var bu hastalıkların. Hidrosefali dediğimiz nedir bu? Kafada, beyinde su toplanması. O zaman şant takmamız lazım. Bu hastalarda böbrek problemleri oluyor. Deformite dediğimiz omurga problemleri oluyor. Bütün bunlar sizi bir bekliyor. Bir de bu konuda 15 yıldır bir çalışmalar var. Aileyi bu şekilde bilgilendirmek gerekiyor. Anne karnındayken yaparsak belki nörolojik hasarı engelleyebiliriz. Ama bu %100 değil. Bu yolu seçmek ister misiniz? Böyle bir onam almak gerekir. Tabii daha bu Türkiye'de eğer bizde başlarsa ilk olacak. Anladım. Gayet net söylüyorum. Avrupa'da da çok fazla yapılmıyor. Çok köklü bir adım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 3 ayrı merkezde kontrollü ve gerekli denetlemelerden geçtikten sonra yapılıyor. O merkezlerden birisinde biraz daha deneyimini artırıp bir grup olarak gideceğiz. Kadın doğum, anestezi ve beyin cerrahisi üçgeni önemli. Çok. Çünkü çok, böyle bir cerrahinin anestezisi önemli. Narkozu vermek farklı şekilde. Kadın doğum uzmanı ve özellikle perinatolog dediğimiz anne karnındayken de problemleri olanları anlayan insan, hocalar gerekli. Bir de beyin cerrahisi, böyle bir şey. Tabii aslında bu tür şeyleri dinledikçe insanın aklına bir şu doğal seleksiyon meselesi geliyor. Yani herkes doğabilecek ve neredeyse ileride herkes sağlıklı doğabilecek, öyle değil bu mi? Bu ciddi, böyle bir felsefi tartışma burada bitmez o. O zaman burada. Biz zararlı mı oluyoruz, yararlı mı oluyoruz gibi bir şeye girer ki yani işin felsefi boyutunu belki başka bir şeyle tartışılabilir. Çok derin olur ama bir taraftan da tıbbın görevi, öyle değil mi? Durmak yok yani. Evet, bunlar çoğu bir kısmı da kıymetli bebekler oluyor. Yani anne baba doğurmak istiyor. Yani zaten öyle bir olanakları var. Hani böyle bir hakları anne var karnında zaten. Bu teşhis edildikten sonra böyle söylenebiliyor aileye. Eğer hayatla bağdaşmayacak bir durumsa zaten ona göre önerilerimiz oluyor. Evet. Peki diğer hastalıklar neler anne karnında teşhis edilebilen? Evet. Şimdi zaten o aslında onu derken çocuk beyin cerrahisiyle ilgili en önemli hastalık grubu bir demin söyledim. Spina bifida. Tamam. Bunu biliyoruz artık. Evet. Evet. Hidrosefali nedir? Beyinde su toplanması. Üçüncü önemli şey beyin tümörleri. Evet. Çocukluk çağı beyin tümörleri oldukça sık. Yani beyin tümörleri çocukluk çağında işte kan kanserlerinden sonra en sık görülen tümör, solit dediğimiz katı tümör cinsi. Bunların bir kısmı doğuştan olabiliyor. Genelde 2 yaş altı görüldüğü zaman doğuştan olabilir. Bunun tam sınırı yok. Anne karnındayken neleri teşhis edebiliriz? Bir, spina bifida. Artık bu tabiri biliyoruz. Çok rahat. Kısa özet geçiyorum. Omurilik açıkta oluyor. Ultrasonografik tetkiklerle çok net olarak yapıyoruz. Ya da amniyon sıvısının şeyi, o daha non-spesifik. İki, hidrosefali. Üç, tabii ki vücut herhangi bir organ anormalliği, hepsi tespit edilebilir. Migrasyon, göç anormallikleri dediğimiz beyinde nedir? Beynin yapısının farklı olması. Yani bunlar, yerine oturmaması herhalde sanırım, değil mi? Beynin bir yapısını kafamızda böyle kabaca biliyoruz, değil mi? Oluklar var, şeyler var. Mesela bazılarında dümdüz oluyor. Oluk falan yok. O zaman ne oluyor? Bunlarda mental, motor, retardasyonlar var. Evet. Bunlar hep genetiksel, kalıtsal şeyler. Bu konuda ne yapabiliyorsunuz? Bu konuda çok fazla bir şey yapılamıyor. Belki ikincil etkileri engellenebiliyor. Mesela nedir? Epilepsi nöbet denilen sağran nöbetleri olabiliyor. Bunları engelleyebiliyoruz. Ya da daha rehabilite edebilerek rehabilitasyonu hızlandırabiliyoruz. Ama bunlar da tabii çok fazla şey yapabiliyor. Bu artık o işin genetik tarafına giriyor. Peki çocuğun işte artık bebek doğdu. Belki de diyorsunuz ki 2 yaşından sonra kendini ifade edemediği bir dönem, öyle değil mi? Evet. Bu dönemde rahatsızlıklar nasıl anlaşılıyor? Daha doğrusu önce bir anne babanın işte tabii. Çocuk nörologları, çocuk beyin cerrahları burada devreye daha çok oluyor. Ama bir anne babanın da sanıyorum gözlemleri kesinlikle çok hissetmek önemli. Aslında tıpta da erişkinde bile öyledir. Yani siz belki anlatamazsınız ama doktor onu hissedebilir, klinisten hissedebilir. Çocukta bu daha da tabii ayrıntıları bildikçe, mesela çocuğun uzun süre uykuya eğilimli olması veya bir batan güneş manzarası nedir bu? Aynı göz bebekleri aşağı doğru batar. O demin dedim ya, hidrosefali dediğimiz olayda batan güneş manzarası görülür. Kafa derilerinde toplar damarlar çok belirgin hale gelir. İsmi üzerine ne oluyor? Kafası büyüyor. Kafası büyük. Kafa vücut oranı kafa lehine değişiyor. Halk arasında bıngıldak denen o bölge. Yumuşak bölge. Yumuşak, semserttir. Orada böyle hafif bir navazan alırsınız normalde. Normal bebekte. Onu alamıyor. Bu nedir? Hidrosefali. Ya da iştahsızlık, yani dolayısıyla çocuk nörolojisi, nörolojik muayenesi tamamen erişkine göre farklı. Çocuk derken hemen kısa geçeyim,
İlk 17 yaş, 0-17 yaş ama özellikle 0-3 yaş gerçekten farklılık ya da 0-5 diyelim. Yani neden? Diğerleri biraz daha erişkine yaklaşıyor. Evet, evet. Sıfır işte bir yeni doğan var. Bir infant dediğimiz yeni doğandan sonra oyun çağı çocukluğu diyelim. Ondan sonra bir okul öncesi, sonra okul çağı. İşte hepsi kendine göre spesifik özelliklere sahip dönemler. Özellikle bir yılda beyin çok hızlı büyüyor biliyorsunuz. Demiştim ya dinamik bir süreç. Anne karnındayken bitmiyor işler. Evet. Doğduktan sonra da beyin gelişmeye devam ediyor. İlk 6 ayda çok hızlı büyüyor. İlk bir yılda özellikle çok hızlı büyüyor. Kafatası kemiklerin erken kapanması burada devreye giriyor. Dolayısıyla laf açabilir burada hiç yetişmez. Ona da kraniosinostoz denilen kafatası kemikleri erken kapanabilir. Beyin büyüyemez. Evet. Mesela bu da bir çocukluk çağı bizi ilgilendiren bir durum. O zaman o erken kapanan kemikleri açmamız lazım ki beyine yer açalım ki beyin büyüsün. Bunu mesela tamamen çok yüz güldürücü şeyler yapabiliyoruz. Harika. Peki çocuklarda laboratuvar ve radyolojik incelemeler nasıl yapılıyor? Onlar da farklı. Yani MR dediğimiz... İnsan canlandıramıyor çünkü evet. Orada bir yani ateş MR'da, topu. Yani MR'da ne oluyor? Manyetik alana giriyor. Beynin MR'daki intensite dediğimiz o görüntüleri erişkine göre daha farklı. Yani bir çocuk radyoluğunun, çocuk nöro radyoluğunun olması gerekiyor. Çok daha farklı sekanslarda. Dolayısıyla buradan teşhise gidebiliyoruz. Yani işte hidrosefali, hani kafada su toplam. Ne demek bu? Beyin omurilik sıvısı var. Hepimizde nasıl kan damarlarında kan dolaşıyor, beyin omurilik sistemimizde de o dolaşıyor. Evet, evet. Beyinde 4 adet büyük karıncık var. Bunların herhangi bir yerinde tıkanma olduğu zaman işte bundan hidrosefali genelde oluyor. Çok fazla nedeni var. Nasıl burada müdahale ediyorsunuz peki bu duruma? İki tane olay var. Bir şant. Halk arasında çok yani şant takılıyor. Buradaki fazla suyu, beyin omurilik sıvısını ventrikül içine tek bir delik açarak ventriküler ucu koyuyoruz. Buradan cilt altından geçirip çok yer denenmiş ama artık en son periton zarı dediğimiz o bölgeyi cilt altından geçerek peritona aktarıyoruz. Fazla beyin omurilik sıvısı oraya aktarılıyor. Evet. Ne oluyor o zaman? Beyne baskı ortadan kalkıyor. Yoksa bu yapmazsak beyin baskı altına kalır. İkinci en önemli tedavi yöntemi bu gerçekten devrim yaratmış. Bu dediğim şant olayı bütün dünyada devrim yaratmış. Ama nedir? Komplikasyonları var. Tıkanabiliyor. Enfeksiyon olabiliyor. Onun dışında çok daha farklı komplikasyonlara ve bağımlı oluyor. Şant bağımlısı olabiliyor. Endoskopik uygulamalar. Hep hani tıpta çok görüyoruz. Laparoskopi yapıldı, safra kesesi alındı filan. Evet. Beyinde de yapıyoruz. İşte o konuyla ilgili özellikle çocuk beyin cerrahları spesifik. İşte benim de o diğer spesifik olduğum alan. Tek bir delikten nöroendoskop sokuyoruz. Güzel bir seyahat ama biraz güzel ama riskli. Çok riskli değil mi? Aynen. Bir seyahat. Eğer işi biliyorsanız çok daha işte basite indirgiyorsunuz. O dediğim hani karıncıklar var ya. Yan bir sağ özellikle genelde gelir. Yan karıncıktan bu hidrosefalide giriyoruz. İki tane yan karıncık. Ortada belki bir resimler vardı. Onlar görülebilirse orada var. Ortada üçüncü karıncık. Yan karıncıktan üçüncü karıncığa endoskopla tek delikten giriyoruz. Üçüncü karıncığın tabanına 5-6 milimlik bir delik açıyoruz. Yani bir tür bypass yapıyoruz. Evet. Bu şekilde fazla beyin omurilik sıvısı doğal yollarla emilimi sağlanıyor. Bazı tür hidrosefalilerde bunu yapabiliyoruz. Tekrarlayabiliyor mu bu durum? Tekrarlayabilir tabii. Tıpta biliyorsunuz hiçbir şey %100 garanti olmaz. Ama bu eğer olduğu zaman şanta hiç bağlı olmaksızın hastalar yaşantılarını idame ettirebiliyorlar. Peki çok sık rastlıyoruz düşme, çarpma olaylarında başımıza geliyor. Nasıl davranmalıyız anne babalar olarak? Öncelikle bir travmanın şiddeti önemli tabii. Bazen çok nadiren hani çekyattan düşer. Çocukta çok ters bir düşme de olabilir. Hani %100 böyle çok ufak bir mesafeden düştü bir şey olmaz değil. Çünkü kafaları çok daha ağırdır biliyorsunuz evet, çocukların. Evet. Dolayısıyla dengesiz düştükleri zaman çok ters bir beyin yaralanması olabilir. Birkaç saat gözlüyoruz. Yani bir uykuya eğilim, kusma. Yemekten hariç olan bir kusma var mı yok mu? Ne şekilde bir şeyden kuşkulanıyorsunuz? Mutlaka doktora gidin. Yani ben mutlaka. Çünkü bazen geç beyin ödemi denen çok hafif travmalarda çocuklarda görülür bu geç beyin şişmesi. Hani travma oldu arada böyle bir sakin dönem var. Peki geçten kastımız ne? Nedir 48-72 saat. İki gün üç gün sonra ters bir beyin ödemi olma ihtimali olabilir. Şu anda seyircimize gözünü korkutmak istemiyorum. Ama takip edilmesi lazım. Peki bir telefonumuz var alabilir miyim lütfen? Alo.
Alo, iyi günler. İyi günler. Buyurun efendim, sorumuz var herhalde. Ben doktora sorum vardı. Buyurun, hemen buyurun. Benim 16 yaşında kızım var. Ben hani hamileyken hiç doktora götürmedi eşim beni. Şimdi de 3 sene oldu, epilepsi hastası. Hı hı. Yani hani çevreden söylüyorlar işte tedavisi yok şu bu. Ben hani çok üzülüyorum. Evet. Bir tedavisi var mı? Hani küçük hende bir düştüydü. Neden olmuş olabilir? Yani soyumuzda falan hiç yok bu hastalık. Peki efendim. Dinleyelim bakalım ne diyecek doktorumuz. Teşekkür oldu. Ediyoruz çok aradığınız sağ olun, için. Çok sağ olun. İyi günler. Siz sağ olun. Evet. Epilepsi hastalığıyla bir epileptik nöbet, yani sara nöbeti doğuştan mı o önemli, ateşli bir hastalık sonrası mı başlamış? Antiepileptik dediğimiz ilaçlar, bir sürü ilaçlar var, bunlarla kontrol altına alınıyor mu alınmıyor mu, bu önemli. Alınmıyorsa epilepsi cerrahisi dediğimiz ve onlara da ayrıntıya girdiğimiz zaman 4-5 yöntem var. Epilepsi odağının bulunduğu nereden kaynaklanıyor, 24 saatlik video monitorizasyon dediğimiz uyku odaları var. Monitörize ediyoruz. Hı hı. Odakları saplayıp ona göre epilepsi cerrahisi yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi her yerde mümkün mü şu anda? Hayır. Şöyle var mı yani? Cerrahi açısından her yerde yani belli bir donanıma sahip ameliyathanelerde yapılabilir ama iyi bir nöroloji ekibi video monitorizasyon odası denilen 24 saat hem takip edilecek hem de antiepileptikler kesilerek. Yani bu altyapı her yerde var mı? Yok, tabii ki. Belli merkezlerde, belli üniversitelerde var. Hı-hı. Oralarda hı-hı. Epilepsi ama ne zaman aday? Antiepileptikler eğer cevap vermiyorsa. Hı-hı. Tabii çocuklar için ilk 3 yaş biraz daha önemli. Çok yani fazla... ilaçlar cevap vermiyorsa mı demek istiyorsun? Antiepileptik dediğimiz nöbet ilaçlarına cevap alamıyorsak o zaman epilepsi cerrahisini denememiz lazım. Çocuklarda yalnız çok fazla antiepileptiği çok uzun süre erişkin gibi kullanmıyoruz. Daha böyle 6 ay gibi bir sene en fazla. Eğer cevap alınmıyorsa yapılması lazım. Çünkü antiepileptik ilaçların da çok fazla yan etkileri var. Çocuklarda çok onları kullanmak istemiyoruz. Evet. Peki buradan bağlarsak kalıtsal sinir problemleri nelerdir? Çok fazla. Bizi ilgilendiren derseniz işte demin söyledim mesela beyin tümörleri kalıtsal olabilir. Ondan sonra omurilik spinal distrofizm bir türü kalıtsal olabilir. Ama bir türü daha var. Hepimiz biliyoruz folik asit eksikliği. Bu çevre koşulu. Beslenme yetersizliği. Eğer anne olmak isteyen bir aday artık bu biliyorsunuz rutine girdi. Bu da bize benim de içinde olduğum deneysel çalışmalar sonrası netleşti. Folik asitin eksikliği nöral demin söylediğim spina bifide yaptı kesin. Ne yapıyoruz o zaman? Bütün adaylar artık zaten biliyorlar. Eğer anne olmak istiyorlarsa kadın doğum uzmanına görünüyorlar. Folik asitleri eksik mi değil mi? Eğer eksikse depolar doluyor, ondan sonra hamile kalıyorlar. Yani hamile kaldıktan sonra verilerinin hiçbir anlamı yok. Faydası yok. Günde bir gram alacağız. Şeklinde bir folik asit. O rutine girdi artık. Kadın doğum uzmanları da uyguluyor. Mesela işte bu nöral tüp defekti yapabiliyor. Evet. Bir telefonumuz daha varmış, Hatay'dan Halil Bey arıyorlar. Alo. Abi iyi günler. İyi günler bakın, efendim. Buyurun. Benim hocama bir istirham vardı. Buyurun hemen. Geçen kere ameliyat ettim ben. Beyin ameliyatı. Beynimde su vardı. Ameliyat ettim ben. Adana'da Aşkın Tüpekçi Hastanesi'nde. Evet. Mimra Hastanesi'nin karşısında oluyor Adana'da. Çocuk beyninde su vardı. Suyu idrar yoluna verdiler. Ama şimdi ameliyat olduktan sonra çocuk şimdi durmuyor yerde. Başını alıp gidiyor. Dolanıyor. Kimi zaman 12'de, kimi zaman 1'de. Eve. Kaç yaşında? Arrest olmadığı için kabahlara kadar durmadan aradığımız zamanlar oluyor. Halil acaba Bey. Acaba hocam buna ne der bize? Halil Beyciğim, kaç yaşında çocuğunuz? 16 yaşında. Neden idrar torbasına konuldu? O da bir yöntem. Çok eskiden kullanılırdı ama normalde peritona. İdrar torbasına konulması çok muhtat bir şey değil. Onu bilemiyorum. Soracağınız başka soru var mı? Neye bağlı hidrosefali oldu dediler. Neye bağlı dediler bu durum? Ne oldu da oldu kaza hastalık? Mı geçirmişti? Bu daha evvelin meningit hastalığı geçirmişti. Havale geçirdi ondan sonra oldu. Menajim. Peki teşekkürler. Evet. Peki tamam Halil Bey, şimdi izleyelim dinleyelim lütfen. Oldu bacım. Geçmiş olsun, çok teşekkürler. Benim de söylediğim gibi bu şant olaylarının değişik komplikasyonları var. Belki karında bir problem vardı, o yüzden karına koyamadılar diğer ucunu. Böyle hastaları görmeden, bütün nedenlerini görmeden net bir şey söylemek yanlış. Bu bir yöntem midir peki idrar torbasına? Siz biraz bir farklı geldi size bu durum. Artık şu anda hiç kullanılan bir yöntem değil. Çok önceden
İşte gelişmeler sırasında 15-20 yıl önce işte nedir? Karnına koyulduğu gibi safra kesesinden tutun da mesane, idrar torbasına. Hatta son yıllarda yine kullanılabiliyor. Fasiyel venin içine, damar içine. Ama bunlarda da komplikasyonlar çok daha yoğun olduğu için en çok en son artık peritona konması yani yaygınlaştırıldı. Karının içine. Karının yani boşuna, bağırsaklarımızı kapsayan bir zar var ya periton. Evet. Onun çünkü yüzey emilimi çok yüzeyi çok geniş olduğu için emme gücü çok fazla. Dolayısıyla aslında çok rahat. Aslında tabii Halil Bey orada başka bir şeyler sormaya çalışıyor. Diyor ki çocuğum alıyor başını gidiyor. Gidiyor. İşte yani görmek lazım. Alıyor yaşam, muhtemelen. Evet. Muhtemelen şimdi her şey bu beyin omurilik sıvısının fazla olup hidrosefaliye bağlı değildir. Belki beynin kendi içinde hani ateşlenmiş hasarlar oluşmuştur. Evet. Onlara yapılacak çok fazla bir şey de olmayabilir. Aslında hani hastalık yoktur, hasta vardır derken yani böyle hastaları bütün eski, yeni, kliniği filmleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Doğru, ama doğru. O kullanılan yöntemi ben şu dönemde hiç yapılan bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.